Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar. Yeise düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saygısıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh, amele muvaffak olamayanlar, yeise düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Kul ya ibadillezi esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innallaha gafirun innallaha yaghfiru zunube cemiyen innehu huvel gafurun rahim. İkinci hastalık ucuptur. Arkadaş, yeşe düşen adam azaptan kurtulmak için istinat edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasanet ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar, güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amele güvenmek ucuptur, insanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülki değildir, onlara güvenemez. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakiti olarak temellük etmiş de değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin dest-i kudretinden çıkmış, kıymetdar bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Ve keza esnaf içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken efali ihtiyare namıyla kendisine mal zannettiği efalin ekşub gibi en adi bir fiilin husulünde yüz cüzünden ancak bir cüz insana aittir. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihate edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire-i ihtiyarına idhal edip onlarla iftihar ediyorsun? Ve keza şuuru olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuru oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani-i şuurdur. Ne sen faizsin ne de senin esbabın. Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü su-i ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tahir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Seyyiatın maksubedir. Binaenaleyh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve la havle ve la kuvvete illa billah de. Evet. Tekrar başa geçelim. İnsanın maddi hayatında hastalıklar olduğu gibi her insanın manevi hayatında da hastalıklar vardır. Manevi hayatın hastalıkları bir noktada eğer ifrata giderse, insan istikamet çizgisinden saparsa insanı dalalete kadar götürebilir. Hayatı vakiyesini yıkar, perişan eder. İşte bu hatimede dört hastalıktan bahsediyor. Birinci hastalık yeistir. Bakın ne diyor?
amele muvaffak, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar. Yeyse düşer. Böyle bir yeysin, böyle bir meysin gözüne ciddi meselelere münafi edna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saykasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, bakın şeytanın ordusuna iltihak eder. Şimdi burada yeis, yani Müslümanın hakikat noktasında, Müslümanın dünyasında yeis olamaz. Allah'ın rahmeti her şeyi ihate eder. İnsan istiğfarla, ilticayla Rabb-i Celil'in kapısını çalsa, merhamet ve inayet-i ilahi o kapıyı açar. Açıyor ve açmaktadır. Şimdi tabii bu yeis meselesinde şunu bilmek gerekir. Şeytan özellikle asabi ve hassas insanlarda bu damarı çok işletir. Tabii insan hata eder mi eder? Ahir zamanda yaşıyoruz. Kusuru olur, günahı olur. Tamam. Ama şeytan gelir, yaklaşır. Nedir? Ya sen bitmişsin, sen tükenmişsin. Artık bundan sonra ne senden ne köy olur ne kasaba. Sen öyle bir batağa batmışsın ki bak, adım adım yıkılıyorsun gidiyorsun der. Bak, insanı yeğese atar. O zaman da insan o yeğes psikolojisiyle ne yapar? Bir tabir var. Battı balık yan gider. Taatı bırakır. İstikameti bırakır. Kulluğu bırakır. Yani uzaklaşa, uzaklaşa, haktan, hakikattan, marifetten uzaklaşa, uzaklaşa, hatta daire-i İslamiyet'inde dışına çıkabilir. Tabii bu yeisin psikolojisinin, yani insanda insan kendini bir batış bakış, şöyle bir batışa düştüğünü hissetse, yani daha açıkçası batağa girdim, ayaklarım ne yapıyor? Aşağı doğru iniyor. Nefesim kesildi, işim bitti dediği zaman da bakın insan psikolojisi, şeytan da onu tahrik eder. Allah'tan ümidini keser. Allah'tan ümidini kesince o zaman bir ateistin, bir dinsizin, İslam'a, Kur'an'a, Resulullah'a muhalif olan bir insandan İslamiyet'in, din ve mukaddesatın aleyhinde bir söz duysa, işitse, onu kendi aleminde, bakın ya, kalbini, fikrini o tarafa çevirse, o zaman Allah korusun, itikada, imana, Kur'an'a ters düşer. O zaman da daire imandan da Allah korusun çıkabilir. Peki ne yapmak lazım? Bakın, şimdi bir kere insan beşerdir, hata eder. İnsan fıtratında özellik var. Yani insan melek gibi değil. Varlık alemini bir cetvel gibi, bir metre gibi düşünelim yani hayalimizde. Varlık aleminin bir ucu mutlak şer, öbür ucu mutlak hayır. Mutlak şeri şeytanlar temsil ediyor. Mutlak hayrı da melekler temsil ediyor. İnsan fıtratı ikisinin ortasında. Yani şerre de düşebilir, hayra da yönelebilir. Allah insana ne vermiş? İrade vermiş, tercih vermiş, akıl, mantık ve muhakeme vermiş. Bir de meyil olarak galiben 15 sene müddet vermiş. İşte bu çerçeve içerisinde İslam'ı yaşayacak. Onun için İslam'ı yaşarken faraza düştü, günahlara girdi, ayağı kaydı. İslamiyet bakın bu noktada Müslüman'ı serbest bırakmıyor. Hata edebilirsin, tamam, günah da işleyebilirsin ama günahın, hatanın arkasında hemen tövbe etmek, hemen tövbe etmek dinimizde vaciptir. Hemen tövbe etmek. Hemen tövbe ile Allah'a yönelmek. İşte burada tabii Hazreti Adem ile şeytanın farkı bu. Değil mi? Hazreti Adem, malumunuz o
ağaca yaklaştı. Şeytan ilga etti, yeminle aldattı ve Cenab-ı Hak Adem'i dünyaya indirdi. Ama Hazreti Adem ne yaptı? Bak, ellerini açtı, iltica etti. Ya Rabbi, nefsime zulmettim dedi. Tövbe ve istiğfarla Allah'a yöneldi. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i, bakın, affetti. Şeytanla yaptı. Şeytan da, bakın, azmettiğinin hakkı için dedi. Kendisinde daha bir kusur yok. Daha aşağı kusuru Cenab-ı Hak takdir etmiş şeklinde Allah'a izafet ettiği için o da lanet halkasına muhatap olmuş oldu. Onun için İslam dininde hata ve kusurun arkasında tövbe nedir? Tövbe vaciptir. Bir de hiçbir günah, bir kere şunu ifade etmek gerekiyor, hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Yüzlerce, binlerce günah işlesen bile kıyamete kadar hiç kapanmayan kapı tövbe kapısıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor, tövbe-i nasuh ile, bak, Allah'a yönelen bir kul. Tövbe-i nasuh ne? Onu da ifade ediyor. Mesela bir koyunun memesinden sütü sağdın. Artık süt tekrar geriye gider mi? Gitmez. Yani bir daha yapmamak kayıt ve kastıyla, samimi bir hissiyatla, içten gelerek, içini yanarak, yakarak, Allah'ın dergah-ı izzetine diz çökse, gözyaşıyla iltica ise, yalvarsa rahmet-i ilahiye, onu mahrum bırakmaz. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam ümmete, yani yeese düşmemeleri için bir olayı naklediyor. Bir kavimde bir insan 99 kişiyi öldürmüş. 99 kişiyi öldürmüş. Ama içine bir yanma, içine bir yangın düşmüş ya. Ben hata ettim, kusur ettim, bu insanları öldürdüm. Benim tövbe etmem lazım, Allah'a yönelmem lazım diye içi yanıyor. Ne yapayım, ne edeyim diye gitmiş. Bir alimin kapısını çalmış. Demiş ki, ben tövbe etmek istiyorum. Alim sormuş ki, sen ne yaptın? Adam demiş ki, ben 99 kişiyi öldürdüm. Deyince alim de demiş ki, ya senin işin bitti. 99 kişiyi öldürmüşsün deyince kızmış, onu da öldürmüş, 100'e tamamlamış. 100. Düzlemiş 100. Sonra yine içinde bir alev var. Benim tövbe etmem lazım, Allah'a dönmem lazım. Sonra bir alemin kapısını çalmış, ona durumu anlatmış. Alim demiş ki, senin çevren bozuk. Senin mühitin, çevrendeki insanlar seni tahrik etmişler. Kuvve-i Galabiyen hükmüyle sen bu hataları işlemişsin. Sana tavsiye edeceğim şey, tövbe et ve bu beldeyi terk et. Başka bir beldeye hicret et. O da tamam demiş, tövbe etmiş. O beldeden ayrılmış. Başka bir diyara gidecek. Hedef ettiği diyara gitmek, orada yerleşmek istiyor. Yolda giderken, bir dağdan geçerken karmış ve düşmüş, ölmüş. Bakın Peygamberimiz anlatıyor. Önce diyor azap melekleri geldi. Azap melekleri geldi. Arkasından da rahmet melekleri geldi. Azap melekleri bunu alıp götürmek istediler. Rahmet melekleri de onu götürmeyin, o tövbe etti. Bir de Allah yolunda hicret etti. Bunu böyle azap melekleriyle rahmet melekleri tezekkür ederken Cenab-ı Hak hakem bir melek gönderiyor. Hakem melek diyor ki, ölçeceğiz. Evinden ayrıldığı yerle gideceği yeri ölçeceğiz. Eğer yolun yarısını geçmişse rahmet melekleri alıp götürecek. Eğer yolun yarısından geride kalmışsa azap melekleri alıp götürecek. Ölçülmüş ve adam yolun yarısını bir karış geçmiş. Peygamberimiz buyuruyor ki, rahmet melekleri aldı onu götürdü. Bakın, Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Bakın, bu fevkalade önemli. İşte burada ne diyor? Amele muvaffak olamayanlar yeese düşmemek için şu ayete müracaat etsinler. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala
enfusuhum la taknetu min rahmetillah. Bakın. La taknetu min rahmetullah. Bak. Allah'ın rahmetinden Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yâhfiru zunûbe cemiyen diyor bak. Allah dilerse cemiyen tabiri geçiyor. Allah dilerse bütün günahları ne yapabilir? Affedebilir. Yani yeter ki kul saffet ve samiyette Allah'a dönmüş olsun. Bu ayeti kerime hakkında İbn Abbas şöyle buyuruyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de en büyük rahmet ayeti budur. Allah dilerse bütün günahları ne yapabilir? Affedebilir. Demek tövbe kapısı açık. Yeter ki insan saffetiyle, samimiyetiyle Allah'a yönelsin. İş dünyamızda yeşsi izale etmemiz lazım. Tabii yeşsin sadece insanların psikolojisi, itikadı noktasından değil, yeşsin milletlerin ve devletlerin, kavimlerin mukadderatı ve bekası noktasından da önemli durmak gerekiyor. Çünkü milletlerin mukadderatında, insanların yıkılış ve dağılış parçalanmasında yeşsin büyük payı vardır. Hutbe-i Şamiye'de buyuruyor, yeş diyor, mani her kemaldır, bütün kemalatı öldürür. Yeş diyor, saratan hastalığı gibidir, yani kanser hastalığı gibidir. Vücuda girdiği zaman bütün vücuda yayılır, vücudu kapatır. Dolayısıyla burada hakikat noktasından bakınca kamil bir müminin, dava adamı bir müminin, aşk-ı İslamiyet'te yanan ve tutuşan bir Müslümanın dünyasında onları yaşatan mevküreleridir, idealleridir. İnsanı da öldüren idealsizliktir, insanı da öldüren yeistir. Dolayısıyla dava adamının dünyasında yeis yoktur. Çünkü o her karanlığın arkasında bir ışık görür. Her gecenin arkasında bir sabahın geleceğini görür. Her gün yeni bir doğuştur, yeni bir başlangıçtır. Her gün rahmete, inayete, mazhariyet noktasından Allah'ın bize bahşettiği bir fırsattır. O fırsatları demek istiğfar ile, iltica ile, dua ile, ibadetle, dine hizmetle değerlendirmemiz gerektir. İşte bu cihetten bakınca demek ki Allah'ın rahmetinden hiçbir günah, hiçbir kusur Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Yeter ki insan saffet ve samimiyetle, safi bir kalple Allah'a dönsün ve Cenab-ı Hak o kulunu zayi etmez, tövbeleri kabul eden, affe ikram eden Rabbül Alemin'dir. Evet. Şimdi ikinci hastalık uçtur. Uç nedir? Yani kemalatına güvenmek. İnsan, Cenab-ı Hak muhafaza etsin, yeise düşen adam diyor. Bakın ibareyi okuyalım. Yeise düşen adam, azaptan kurtulmak için istinat edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasanet ve kemalatı var. Hemen o kemalata bel bağlar, güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amele güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülki değildir, onlara güvenemez. Bak. Şimdi burayı da biraz tahlil etmek gerektir. Demek ki ucub insanı dalalete atar. Şeytan bu damarı da çok işler. Gelir der ki ya sen başkasın. İlim sende, kemalat sende, keşfiyat sende, sahabet sende, cömertlik sende. Bak. Senin beş parmağında bin tane ne var, hüner var diye şeytan bazen böyle kaldırır. Sonra yere çalar, paralar ve parçalar. Şeytanın bu telkinine karşı da Müslümanın ne yapması lazım? Uyanık olması lazım. Çünkü yaptığımız iyiliklerde bizim o iyilikte hakkımız yoktur.
Bir şart abi, o kadar. Şimdi mesela düşünün, diyelim ki 15 gün sonra Kurban Bayramı gelecek, bir adam zengin, çok zengin, çok da sahi, cömert. Tamam, ahdetti inşallah bu Kurban Bayramı'nda 1.000 tane sığır keseceğim. Kurban kesecek, fakir fukara dağıtacağım. İyi, güzel. Allah hayrını kabul etsin. Ama arkasından bak ya, böyle şöhret-i kazibe manasında, enaniyet manasında yaptığı fazlet ve kemalatı başkalarına göstermek, riya manasında konuşsa, bakın ben Ruizem'de en birinci, en ziyade kurban kesen benim dese, o fazileti, o kemalatı nefsine nispet etse, o insan nedir? Nakıs ve noksandır. Şimdi düşün, 1.000 tane, 10.000 tane sığırı kurban ettim. Sığır kimin? Kimin? Sığırı yaratan kim? Allah. Peki, hayır ve hasenatı sana bildiren kim? Cenab-ı Hak. O hayrın karşılığında cenneti verecek kim? Cenab-ı Hak. Emrin illeti esas. Hayır ve hasenatı bize tarif eden Kur'an, tarif eden Resulullah. Emir Allah'ın. Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Allah'ın yarattığı hayvanı Allah rızası için keseceksin. İşte bu hayırdan dolayı insanın, bakın, ucuba, gurur ve riyaya girmesi hakikat noktasında o insanın neyidir? Nakıs ve noksanlığının delil ve hüccetidir. Ha, vücut bizim değil. İhsan Allah'ın, ikram Allah'ın, lütuf Allah'ın, inayet Allah'ın. Bakın ne diyor? Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakite olarak yere atılmış da insan almış değildir. Şu vücudumuz da de bizim değil bak. Vücudumuzun sahibi kimdir? Allah'tır. Ben zaman zaman ifade ediyorum. Bir zaman bizzat da böyle yolda yürüyorduk. Yaşlı bir zat. Böyle. Biraz da ekabirane, böyle içinde gurur şeklinde, burnunu yukarı dikerek böyle kot fırışane bir tavırla, bu vücut benimdir dedi. Bu vücut benim. Bu vücut benimdir deyince benim de izzetime dokundu. Döndüm. Dedim, madem şu vücut senin, söyle bakayım böbreklerin nerede? Baktım elini böyle attı, böbreklerini arıyor. Böbreklerin nerede dedim. Böbreklerini arıyor. Bakın böbreklerini gösteremedi. Kaç yaşındasın diye sordum. 72. Peki dedim, 72 senedir bu böbreklerin içinde ne halt ediyor, haberin var mı? Durdu. Estağfurullah, eline kaldık hocam dedi. Bu vücut Allah'ın. Vücut Allah'ın. Bu vücudu yolda da bulmadık. Kıymetli şeylerden olduğu için, olmayan, kıymeti olmayan şeylerden olduğu için de yere atılmış, onu da aldık değil. Ancak o vücut tavi oldu. Garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin dest-i kudretinden çıkmış, kıymetli bir hane olup, İnsan o hanede emaneten oturur. Şimdi insandaki tasarruflara baktığımız zaman insan işte bütün mahlukat içerisinde en şuurlu, en akıllı, istat ve kabiliyeti en cami olan mahluk gibi insan. Bakın insanın yaptığı fiillerden de binde birisi dahi kendine ait değil. İşte yemek yiyorsun, lokmayı aldın, ağzına götürdün. Sonra bakın yemek borusundan mideye gidiyor. Nasıl dağılıyor? O maddeler efendim vücudun muhtelif yerlerine nasıl gidiyor? Haberimiz var mı? Haberimiz yok. Demek insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarruftan ancak bir tane insana aittir. O kadar yani. O da bir vahidi kıyası olarak var. Ağzına götürdün. Bak, dişi yaratan Allah, tükürük bezi yaratan Allah,
mideye hazım mahiyet özelliğini veren Cenab-ı Hak, vücuttaki bütün boşaltım sistemleri bu mana. Hiçbirisine irademiz yetişmiyor, elimiz kavuşmuyor, gücümüz, takatımız yetmiyor. Evet. Demek ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi iken ef'al-i ihtiyare namıyla kendisine mal ettiği, mal zannettiği ef'alin, fiillerin ekl ve şurb gibi, yeme ve içme gibi en adi bir fiilin husulünde yüz cüzünden ancak bir cüzü insana aittir. O kadar. İnsanın vücudunda binlerce, yüz binlerce tasarrufat var. Onları hayal dahi edemiyoruz. İrademiz yetmiyor, aklımız ulaşmıyor, kuvvetimiz yetişmiyor. Demek şu vücut Allah'ın bize emaneti. Şu mülkte tasarruf eden kimdir? Rabbül Alemin'dir. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihate edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire-i ihtiyarına idhal edip onlarla iftihar ediyorsun? Bak hayal, aklın semerelerini ne yapamıyor? İhate edemiyor, idrak edemiyor. Ve keza şuuru olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuru olduğu halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani-i şuurdur. Ne sen faizsin ne de senin esbabın. Bakın insanın vücudunda Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı var. Bu tasarruflardan mesela insanda ortaya çıkan tasarruflardan bir kısmında şuuren biliyoruz. Bir kısmı da şuurumuzun dışında, irademizin dışında ortaya çıkıyor ve onlara tedbir de alamıyoruz. Mesela insan yaşlanıyor. Ne oluyor bakın? Aleyhimizde olan fiillere bakın. İnsan yaşlanıyor. Bakıyorsun efendim. Dişler dökümdü. O güzel dişler gitti. Gitti yani. Geriye dönüşü yok. Hadi dişçiye de git. Bir arkadaşımız vardı. Antepli. Protez yaptırmış. Dişlerini sökmüşler. Yeni diş takılmış. Hocam dedi. Zevkim gitti. Antepli ya. Antep sofrası. Hocam dedi. Ağzımda diş yok. Tabut var tabut. Zevkim gitti. O Antep'in baklavaları, kebapları bitti, mahvoldum ya. Ağzımda tabut var yani. Bakın, iraden dışında dişlerin dökülüyor mu? Dökülüyor. Peki yaşlandıkça saçların da beyazlaşıyor mu? Hadi engelle. Durdur bakalım. Saçlar da beyazlaşıyor. Başka? Ellerin titriyor. Başka? Gözlerin tam görmüyor. Kulakların tam işitemiyor. İki adım atıyorsun. Bak dengeni muhafaza edemiyorsun. Pat diye düşüyor. Demek bizim irademizin dışında bize hükmeden, bize tasarruf eden, bize rububiyetini, kudretini gösteren bir Rabb-ı Cemil'in terbiyesi tahtında hayatımızda tebeddülat var, tanzim var, tertip var. Lehte ve aleyhte çok fiiller cereyan ettiği halde biz o fiillerin arkasında kendi irademizle bir şeyler yapamıyoruz. Demek şu cümleyi bir daha okuyalım. Şuuru olmaksızın senin lehinde ve aleyhinde çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuru oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani-i şuurdur. Ne sen failsin ne de senin esbabın. Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç. Malikiyet davasından vazgeç. Mülkün sahibi, yerlerin ve göklerin içindeki bütün mahlukatın maliki, sahibi, mutasarrıfı, münazzımı, mükemmeli kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Malikiyet davasından vazgeç.
Bu bir. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Mehasin ve kemalata insan mastar değildir. Bak. Mahkes olmuş. Allah sana ikram etmiş. Allah sana ihsan etmiş. Allah sana ziyadesiyle vermiş. Yani insan iradesiyle mi dünyaya geldi? Annemizin, babamızın sünnetullah kanunu içerisinde tesiri ne? Demek bizdeki mehasin ve kemalata, bizde zatımıza taalluk eden mehasin ve kemalat yok. Biz onlara mazhar değiliz. Belki mazharız. Allah keremiyle, inamıyla, ihsanıyla bize ihsan etmiş. Dolayısıyla o ihsandan dolayı, o keremden dolayı Cenab-ı Allah'a biz ebediyen medyunu şükranız. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü sui ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tağyir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasenin hep mevhubedir, seyyiatın maksubedir. Bu cümle de çok önemli. Mehasinin sende tezahür eden ne kadar mehasinler, güzellikler, kemalatlar varsa efendim, enfusi ve afaki, değil mi? Sana ne kadar nimetler ulaşmışsa sende tezahür eden bütün bu güzellikler Allah'tan bir hibedir, bir ihsandır. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de ne? Vehhab. Hibe etmiş. İkram etmiş, ihsan etmiş. Bakın, varlık nimeti içerisinde Allah'a hamd etmek lazım. Minel ezel ilel ebed. Allah varlık aleminin tacı, zirvesi olan insan mahiyet ve keyfiyetinde Allah bizi insan olarak yaratmış. İşte insaniyete medar bütün bu cihazatlarımız, duygularımız, latifelerimiz, kabiliyetlerimiz hepsi Allah'tan nedir? Bir hibedir, bir ikramdır, bir ihsandır. Peki seyyiatımız, günahlarımız nedir? Seyyiatımız, günahlarımız da meksubedir. Yani biz kesbimizle, kendi irademizle, kendi gafletimizle, cehaletimizle o günahların içerisine giriyoruz ve boğuluyoruz. Demek günahlar nefsimizden. Hata ve kusur nefisten. Kusur bizde. Ama bütün güzellikler Allah'ta. Binaenaleyh lehül mülkü ve lehül hamdu ve la havle ve la kuvvete illa billah de. Demek mülk de Allah'ındır. Yer ve gök içindekiler hepsi Allah'ındır. Allah'a hamd edeceğiz. Ha, onun kuvvetine ne yapacağız? Dayanacağız. Ondan isteyeceğiz. Rahmet-i İlahi'nin kapısını ya, çalacağız. O Rahim, o Kerim, kulların ihtiyaçlarına cevap veren, insanlara merhamet ve ihsan edendir. Evet, üçüncü hastalık gururdur. Evet, gurur ve insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saykısıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan nakıstır. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle Eslah-ı İzam'ın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama maruz kalarak bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki Eslah-ı İzam'ın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede bulamazlar. Evet. Şimdi tabii Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Bakın. Üçüncü hastalık gurur. Bir kere en başta ifade edelim. Gurur şeytanın sıfatıdır. Şeytanın en dehşetli sıfatlarından birisi gurur. Gurur ve kibir. Büyüklenme, böbürlenmek, kendini herkesin fevkinde yüksek görmek. Böyle bir vasıf insanı küçültür. Zelil ve tahkir yapar. İşte şeytanın sıfatı. Şeytan bak bu gururundan dolayı
esfel-i safiline yuvarlandı. Niye yuvarlandı? Bakın, gurur insandaki muhakemeyi, ölçüyü, dengeyi, muadeleti de bozar. Gururlu insan adil olamaz. Gururlu insan muvazeneyi muhafaza edemez. Gururlu insanda mantık ve muhakeme de nakıs ve noksandır. İşte bunun en açık örneği şeytan da, iblis de. İblis ne yaptı? Bakın, yanlış kıyas yaptı. Gururdan dolayı. Ne dedi? Ya Rabbi, sen Adem'i neden yarattın? Topraktan yarattın. Beni de ateşten yarattın. Yanlış kıyas. Ateş topraktan daha hayırlıdır dedi. Bak, rahmetten kovuldu. Yanlış kıyas. Şimdi bu mesela daha değişik boyutlara gider ama kısaca ifade edelim. Şimdi niye yanlış kıyas yaptı? Ateşin mizacı ile toprağın mizacına bakın. Simgesel ve sembolik olarak baktığımız zaman ateş nedir? Ateş yakar. Ateş kavurur. Ateş yıkar. Ateş tüketir ve bitirir. Ateşin özelliği bu. Bir de toprağın özelliğine bakın. Simgesel ve sembolik olarak toprağa bakın. Adem topraktan yaratıldı. Toprak berekettir. Bakın, toprak rahmete mazhariyettir. Cenab-ı Hakk'ın bütün rahmet hazineleri, bağlar, bahçeler, değil mi? Çiçekler, nimetler hep nereden çıkar? Toprağın bağrından çıkar. Demek toprak aynı zamanda ifnayı, fenayı, mahviyeti, tevazuyu temsil eder. Bir cihette toprak aynı zamanda mahviyeti temsil ettiği gibi uhuvvete de işaret eder. Aşık Veysel'in bir şiiri var ya, bunu simgesel olarak biraz daha derinliğine düşündüğümüz zaman bu cümle hakkat-ı uhuvveti ifade ediyor. Bakın ne demiş Aşık Veysel? Karnın yardım, kazma ile, bel ile, toprağa diyor. Karnın yardım, kazma ile, bel var ya böyle, toprağı çapalıyorlar. Karnın yardım, kazma ile, bel ile, yüzün cırdım, tırnak ile, el ile, beni karşıladın gonca gül ile. İşte hakikat-ı uhuvvet, toprak. Benim sevgili yarım nedir? Kara topraktır. İşte toprak bu manada hakikat-ı uhuvveti de temsil eder. Karnını yardım, yani kazma ile, bel ile, yüzünü cırdım, tırnak ile, el ile, sen vefa hissi olarak beni neyle karşıladın? Gül ile karşıladın. İşte bu cihette simgesel manada toprak, değil mi, ateşe nispeten daha çok kemalata mazhardır. Yanlış kıyasla şeytan ne yaptı? Rahmetten kovuldu. Şimdi demek ki gurur insanı maddi manevi bütün kemalat ve mehasinlerden ne yapar? Mahrum bırakır. Özellikle bir insanda gurur varsa, o gururdan dolayı böyle başı bulutlarda kendi kemalatının dışındaki diğer insanları tezif eder, tahkir eder. Sanki kainattaki bütün fikirler, bütün düşüncelerin son odak noktası kendisi. Sanki kendisi zirve-i kemalda. Sanki kendinin fikri, ihata sahası kainatın etrafını çeviriyor tarzında bir vehim ile başkalarının kemalatına tenezzül etmez ve kendi kemalatını yüksek ve kafi görürse o insan nakısların da nakısıdır. En nakıs bir insandır. İşte böyle insanlar diyor, bakın, malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle esnaf-ı izamın, yani selef-i salihinin irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Halbuki değil mi? Peygamberimiz buyuruyor değil mi? Hikmetli sözler var ki, hikmet nedir? Müminin yitirdiği şeydir. Kim de bulursa alır. Derecat arşı alaya kadar yüksektir. Her bilenin üstünde ne vardır? Biz bilen vardır. Demek araştırmak,
sormak, dinlemek, tezekkür etmek, tefekkür etmek, işi hakimane muhakeme etmek, delille, hüccetle, bürhanla yürümek, tahkik mesleğinin vasıf ve sıfatıdır. İşte gururla giden tek başına gider, münferit kalır, başkalarını da tenezzül etmediği için hep gerilerde kalır. İşte onlar nedir? Nakıstır. Böyle insanlar kendi malumat ve keşfiyatlarını çok yüksek gördükleri için Selefi Salih'in, o eskideki kamil zatların irşatlarından, keşfiyatlarından mahrum kalırlar ve evhama maruz kalarak bütün çizgiden çıkarlar. Bak, bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki esraf-ı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı, bu cümle de çok önemli, Selefi Salih'in 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede bulamazlar. 40 senede bulamazlar. Bakın, Allah bu gurur sahikinden de bütün ehli imanı muhafaza etsin. Gurur aynı zamanda insanın acziyetinin, nakıs ve noksanlığının bir göstergesidir. Kabı küçük. Kabı küçük. Gurur ile kendini diğer insanların fevkinde görmek istiyor. Mektubatta bir cümle var. Diyor ki, bir bardak su, bir sineğe bir okyanustur. Bir bardak su, bir sineğe okyanustur. Şimdi kap küçük. Bak ya, idrak yok, muhakeme yok. İstifade noktasından açlık yok, sorgulamak yok. İlim noktasında terakki, tasaffi, ter dökmek, gece uykusunu feda etmek, dinin ilası ipkası namına ilimde rusumete çıkmak gibi problemleri yok. Mevcuda iktifa ettikleri için değil mi? Himmetleri dundur aşağılardadır. Başkalarının da kemalatına tenezzül etmedikleri için onlar hep geride kalır. Nakıslığın, noksanlığın, eksikliğin vasıf ve sıfatlarını ahvallarıyla, hareketleriyle ifşa ederler. Zelil bir şekilde nakıs hayatlarını götürürler. Cenab-ı Hak bu vartadan da bütün ehli imanı muhafaza etsin. Evet, dersimizi burada bağlayalım. Kaldığımız yerden inşallah.